Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Tonguç Evladım benim basınç konusunu işleyeceğiz. Gerçekten çok önemli bir konu, çok değerli bir konu. Fizikle bağlantılı bir konu. Hazır mısın Evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. 7'den 8'e kampımız gerçekten müthiş bir enerjiyle, müthiş bir heyecanla ilerliyor. Ve senle beraber 7'den 8'e hazırlık kampımızda programıyla beraber düzgün bir şekilde gün gün her konuyu ödevlerimizle beraber yapmaya devam ediyoruz evladım Benim Bugün basınç konusunu diyeceğiz Gerçekten çok değerli bir konu bu arada. Hemen sana neler göreceğimizi söyleyeyim. Kuvvet ve etkileri, kuvvetin ölçülmesi, yoğunluk, kütle ve ağırlık kavramlarını önce senle beraber. Bunların hepsi aslında eski sınıflarda öğrendiğimiz. Bu arada hemen sana ödevini baştan vermek istiyorum. Ödevi çünkü sonuna bırakınca herkes böyle kaytarıyorlar. Ama şunu unutmayalım. Ödev gerçekten çok değerli şu anda. Çünkü hem öğreneceğiz hem de bunları test etmemiz gerekiyor. Basınç konusunun testleri hemen size göstereyim kuvvetin ölçülmesiyle başlıyor. 7'den 8'e hazırlık kitabımızda fen kısmında 5. sınıf tekrarıyla başlıyoruz. Kuvvetin ölçülmesi test biri yapmanızı isteyeceğim. Burada dinamometreleri göreceğiz zaten. Ardından 6. sınıf tekrarına geçeceğiz. Bak ilk, ilk başta 5. sınıf tekrarını yapıyoruz. Sonra 6. sınıf tekrarını yapıyoruz. Yoğunluk konusunu tekrar edeceğiz. 6. sınıfta yoğunlukla alakalı bayağı bir test ediyoruz. Sonra 7. sınıf tekrarını yapacağız ki basınç konusunda her şeyiyle gerçekten kritik kazanımlara hakim olarak basınç konusuna başlayalım ve ağırlık ve ağırlığın ölçümüyle bitireceğiz bu konuyu. Toplamda dört tane test ödevim var evladım benim. Tabii ki bunların hepsini hazırlık programına uygun bir şekilde yapmanı istiyorum. Hazırlık programını odanın duvarına asmayı ihmal etme evladım benim. Hay bakalım o zaman şimdi senle beraber basınç konusuyla bağlantılı Milliyetin Bakanımızın da söylediği kritik kazanımları 5, 6 ve 7. sınıflardan öğrenmeye başlayalım. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlıyor. <laughs> Bir kere hemen kuvvetle başlamamız gerekiyor. Evladım benim, senin sen kuvvetli bir insan mısın? Evet hocam. Harikasın. Gerçekten kaslarım ve benzeri çok kuvvetli bir insan olduğunu anlayabiliyorum. Peki kuvvet acaba nasıl bir etki oluşturabiliyor? Yani çevremizde uyguladığımız kuvvetler. Mesela şu anda bu kalem duruyor. Bu kalem duruyorken ben bunu kuvvetimle hareket ettirebiliyorum. Bak burada bir hareket ettirme şeyi var, yetkinliği var kuvvetin etkilerinde. O zaman mesela bu topu ne yapıyoruz? Hareket ettirebiliyoruz. O zaman harekete geçirme yapabilirim. Bu ilk başta ee, kuvvetin etkileriyle başlayalım. Aynı zamanda aynı zamanda mesela uçak motorları, uçak motorları ne yapabilir? Uçağı hızlandırabilir. Hızlandırma etkisi var hızlandırma etkisi var. Veya mesela buradaki ayağımıza bastığımız zaman frene uyguladığımız kuvvet aslında arabayı ne yapıyor evladım benim yavaşlatabiliyor. Yavaşlama etkisi var. Aynı zamanda aynı zamanda mesela geliyor beyzbol topu, e, beyzbol topu atıyorlar. Ondan sonra vuruyorlar top şeyle, e, beyzbol sopasıyla. Ne yapıyor? Yön değiştiriyor veya tenis topu ve benzeri aynı şekilde düşünülebilir. Yön değiştirme etkisi var. Veya veya ne yapabiliriz evladım benim? Şurada bir oyun hamuru var mesela veya işte bir lastik var. Ne yapabiliriz? Bunun şekil şeklini değiştirebiliriz değil mi? Şekil değiştirme etkisi var. Mesela sen en son e, hangi maddenin şeklini değiştirdin mesela kuvvetini uygulayarak? Ekmeği böldüm. Evet işim gücün gerçekten yemekte. Yani iyi ki bir ekmeği böyle bölüştürdün. Yani tabii ki doğru aslında haklısın. Ekmeği böyle kopartırken de aslında kuvvetin etkisiyle şeklini değiştiriyoruz ekmeğin. Haklısın gerçekten de bravo diyorum sana. Peki... Biz bu kuvveti nasıl ölçeriz? Yani hangimiz daha kuvvetli? İşte e, panayırlarda veya işte luna böyle hani yumruk atma aletleri vardır. Yumruk atma aletlerinde böyle 900 bin falan filan gösterir. Onlar da kuvvetinin ne kadar, bakın yumruğun kuvvetinin ne kadar fazla olduğunu gösterir. Şimdi onun gibi bir sistem tabii bilim insanları kullanmıyor. Bilim insanları ne kullanıyor? Alıyorlar bir dinamometre denilen bir alet alıyorlar. Dinamometre dediğimiz alet gerçekten aslında çok normal ve sıradan bir yöntemle yapılmış bir hali. Nasıl bir yapılmış biliyor musun? Bir tane içinde bir esnek yay var evladım benim. Sonrasında bu, bu yayın ucuna da bağlı böyle çubuk çubuk göstergesi olan yani göstergeleri olan eşit bölmeli eşit bölmeli bir e, belirteç var aslında. Yani bu çubuk bize ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterir. Neden? Ben bunu çekmeye başladığım anda buradan bu dinamometrenin dışına çıkan ee, ...bölmelerin sayısı kadarıyla ben kuvvetliyim diyebiliriz. Ne kadar fazla çıkartabilirsem bunu çektiğim zaman o kadar fazla kuvvetliyim. Çünkü buradaki yayı o kadar fazla uzatabiliyorum demektir. İşte dolayısıyla bizim yaptığımız kuvvet ölçme içisi neye bağlı? Yayın ne kadar uzatılabildiğine bağlı. Peki biz kuvvetin ölçülmesini neyle yapıyormuşuz o zaman? Dinamometreyle yapıyormuşuz. Ve kuvveti ölçerken de belli birimler kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki bir bölme bir bölme beş Newton olsun. Dolayısıyla bir bölme beş Newton'sa iki tane bölme kaç Newton eder? Ee, on Newton eder. Harikasın. On Newton değil mi? Dolayısıyla bu iki bölmenin on Newton olduğunu öğrendik. Peki nasıl yaptık bunu? Sadece sayarak. Ama bir bölmenin 5 Newton olduğunu bilmemiz gerekiyordu. İşte bu tamamen yayıncısına dinamometrenin çeşidine göre değişebiliyor. Bazı e, dinamometrelerde bir bölme 5 Newton olabiliyor. Bazı dinamometrelerde bir bölme 100 Newton olabiliyor. Bazı dinamometrelerde bir bölme 1 Newton olabiliyor. Dolayısıyla farklı farklı dinamometre özellikleri, farklı yay çeşitleri, farklı ölçüm aletleri kullanılabiliyor. Ve biz kuvveti ölçerken Newton birimini koyuyoruz. Çünkü Newton aslında kafasına elma düşerek gerçekten kafasına elma düşme macerası e, gibi bir macerayla yer çekimini buldu. Yer çekimi aslında cisimlerin ne olduğunu gösterdi ağırlığa sahip olduğunu gösterdi. İşte bu ağırlığın da bir kuvvet olduğunu söyledi. Dolayısıyla Newton dedi ki ben bunun ucuna bir tane elma asarsam dedi bu aşağı doğru sarkar. Çünkü bunun bir ağırlığı var kafama düştü biliyorum oradan biliyorum dedi. Dolayısıyla işte o yüzden de onun hatrına o mesela elmanın ağırlığına atam o zaman bu elmanın ağırlığı 30 Newton olsun dediler. Gibi gibi bir birim olarak onun adını verdiler. Tabii kısaltma olarak da böyle büyük N harfiyle kullanıyoruz. Yayın uzama miktarına bağlı demiştik. Unutmayalım kuvvetin ölçülmesi diyoruz. N ile gösteriliyor dedik. Birimi Newton dedik. Ağırlığı ölçüyor dinamometre özelinde. Ve yayın cinsi kalınlığı uzama miktarı aslında bak buradaki yay var ya. Cinsi cinsi, cinsi kalınlığı kalınlık. aynı zamanda e, bunların her bu ikisi bu ikisi aslında bizim bu bölmelerin her birisi 5 Newton demiştim mi onu etkiliyor diyorum. Şimdi senle beraber gerçekten birazcık etkinlik yapalım ya olayı anla bakalım. Özdeş dinamometreler kullanılarak burada özdeş dinamometreler varmış. Özdeş ne demek evladım benim? Aynı özellikle demek. Harikasın. Çok güzel çok güzel. Aynı özellikte dediğin gibi yani her şey aynı. Yayın cinsi aynı. Ondan sonra kalınlıkları aynı. Bunların hep hepsi aynı olduğu için. O zaman demek ki buradan e, aslında ...şurada bir bölme fırlamış... ...burada iki bölme fırlamış... ...burada üç bölme fırlamış... ...o zaman diyeceğiz ki... ...ya bunlar o zaman... ...aynı e, özdeş ederse ...o zaman bu daha az fırlamış... ...bu daha fazla fırlamış... ...ve bu daha ağır... ...bu daha hafif diye bir yorum yapabiliriz... İşte ağırlığını ölçüyormuş zaten... ...iki dinamometresinin gösterdiğinin... ...gösterdiği değer 10 Newton olduğuna göre... ...yani demek ki bu arkadaşımız... ...10 Newton'lık bir değer gösteriyormuş... ...X ve Z cisimlerinin ağırlıklarını bulabilirmiş... ...şimdi hemen şuna bakalım... 2 nolu dinamometremiz 10 Newton'u gösteriyormuş. Kaç tane fırlamış Allah aşkına buradan evladım benim? 2 tane hocam. Harikasın. 2 tane bölme fırlamış buradan. Yani dışarıya çıkmış. Buradan 2 tane bölme demek ki bize 10 Newton'sın sen diye bir mesaj veriyor. Peki o zaman 2 bölme 10 Newton'sın diye mesaj verirse Y hakkında 1 bölme kaç Newton'sın diye mesaj verir? 5 Newton harikasın 5 newtondur diyebiliriz o zaman x cismine peki x cismi 5 newton dedik peki buraya bakalım 1 bölme 5 newtonlık bir e, hareketi sağlıyorsa 3 bölme kaç newtonlık hareket sağlar 15 hocam olağanüstü maşallah maşallah 5 kere 3 15 harikasın bravo diyorum sana 1 2 3 çünkü 3 bölme vardı burada o zaman bu da 15 Newton'dur diyoruz. Gerçekten bu kadar basit bir orantı kuruyoruz aslında. Bunu zaten daha önce öğrenmiştik. Demek ki X ve Z, X ve Z cisimlerinin ağırlıklarının 15 ve 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi geldik artık diğer sınıfın tekrarda 6. sınıf tekrarda hoş geldin diyorum sana. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Şimdi yoğunluk kavramına bakacağız sana beraber. Yoğunluk kavramında şunu bilmemiz gerekiyor. Bir mesela ...farklı maddelerin farklı yoğunlukları vardır. Yani mesela diyelim ki zeytinyağı, su, mısır şurubu... ...farklı yoğunluğa sahiplenir. Ve bunlardan... ...mesela bir kaba koyulduğu zaman... ...mısır şurubu altta, zeytinyağı da üstte oluyor. Zeytinyağı gibi üstte çıkma ya, ...aslında oradan geliyor. Peki neden zeytinyağı yukarıda... ...neden mısır şurubu aşağıda duruyor diye... ...soracak olursan da hemen sana şunu söyleyebilirim. Daha doğrusu bir soru sormak istiyorum sana. Sence... Zeytinyağının mı yoğunluğu daha fazladır mısır şurubunun yoğunluğu daha fazladır mısır şurubunun harika ötesinin çünkü gerçekten de aşağı doğru düşen bir yoğunluğu daha fazla olan maddedir diye mutlaka mutlaka bilmemiz gerekiyor hatırlamamız gerekiyor daha doğrusu dolayısıyla mısır şurubunun yoğunluğu en fazla zeytinyağını en az diyoruz o zaman yoğunluk maddenin cinsine göre değişiyor peki yoğunluğun aynı zamanda mesela böyle bir e, maddeleri koyduğunuz zaman çivi dibe çöküyor. İşte buradaki ne olduğunu bilemediğim bir kırmızı obje var. Bu gerçekten ne olur anlamadım ama mesela bu da başka bir anlamadığım bir şey. Mesela peynir yukarıda kalmış. Peynir mi bu? Anlamadım. Bu da sünger pardon. O sünger yukarıda kalmış mesela. onsa anahtar dibe çöker muhtemelen. Aynı zamanda işte buradaki tahta parçası herhalde burada kalıyor. İşte bunların her birisi. ...yoğunluklarına göre farklı yerlerde yılıyor. Mesela insan atladığı zaman bunun içine ne olur sence evladım Bey'im? Yüzer hocam. Harikasın. İnsan suyun içine attığı zaman yüzer değil mi? Aynı sünger gibi dururuz ama... Ha, ...zeytinyağını ben hiç denemedim açıkçası. Onu da sen denemek istesen... E, ...Kırkpınar'da güreş müsabakasına bekliyoruz seni. Peki o zaman hadi bakalım birazcık daha e, olayın e, rengi değişsin. Yoğunluk dediğimiz aslında iki tane temel niceliğe bağlı. Nedir onlar? Birincisi kütle, birincisi kütle, ikincisi de hacim. Bak evladım burada kütle ve hacim kavramlarını çok iyi bilmemiz Kütleyi küçük m harfiyle gösteriyoruz. Hacmi de v harfiyle gösteriyoruz. Büyük harfiyle gösteriyoruz genellikle. Bu yoğunluğu da evladım benim küçük d harfiyle gösteriyoruz. Şimdi burada şunu unutmayacağız. Dede muzu böl ver. Bunu biliyor musun Selim abi? Dede muzu böl ver. Dedemiz muzu bölüp veriyor. Harikasın. Evet gerçekten de dediğimiz muzu böyle eliyle bölüyor bize veriyor. Neden bunu söyledim? Çünkü öz kütlenin veya yoğunluğun bu arada e, yoğunluğun diğer bir adı da öz kütledir karıştırma. İkisi de söylenebilir. Bu arada bunu da bilelim. Öz kütlenin veya yoğunluğu Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Kütlenin Hacme oranı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kütlenin hacme bölümü. Yani diyelim ki hemen sana bir örnek vereyim. 100 gram bir e, maddemiz var. Bunun kütlesi 100 gram bu arada. Çünkü gram, e, kilogram dersek kütleyi söylüyoruz. Ve hacmi de 20 santimetre küp. Santimetre küp ve benzeri hacim birimi zaten. Bu da hacmi. Şimdi ben bunun yoğunluğunu bulmak istiyorsam dede. Muzu böl ver. O zaman hemen kütlesi zaten yüzdü. E, hacmi yirmiydi. Hop beş. Birimi de bak bu gramı santimetre küp ediyoruz ya. Gram bölü santimetre küp diyorum. Bitti bu kadar. Bu kadar yoğunluğu hesaplayabiliyorum. İşte aynı bu tarzda e, biz ne yapmamız gerekiyor? Yoğunluğu hesaplamamız gerekiyor. Bunun içine bir formül üçgeni verebilirim sana. Burada formül üçgeninde bak dikkat et. Dede e, eşittir. D de eşittir. Muzu böl ver. M bölü V diyebiliriz. Veya veya aynı şekilde V eşittir. Yani bu eşittir. Bu bölü bu. M bölü D diyebiliriz. Veya veya ne demiştik? Mor deve. Mor deve gördün mü hayatın evladım sen? Gördüm. Harikasın. Ben hiç görmedim. Nerede gördün sen evladım benim? Hindistan'da hocam. Aynen. Gerçekten de o bölgede e, Hindistan bölgesinde mor develer varmış diyorlar. Saçma mı? Ne ya mor devesi? Geyik mi yapıyoruz tabii ki burada? Burada sadece bir örnek veriyoruz kafanda kalsın diye. Mor bir deve hayal et kafanda. Yani kütle eşittir. Öz, yoğunluk çarpı hacimdir diyebiliriz. Şimdi burada sana kütle hacim grafiği verecek. Kütle hacim grafiği verdikten sonra sana bu maddelerin yoğunluklarını soracak. Hemen yapmamız gereken şeyi sana söylüyorum. Bir kere kütle hacim grafiğinde gram santimetre küp birimlerini vermiş. Hemen yoğunluğu bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu kütle hacim grafiğinde mutlaka mutlaka bir nokta seçmemiz gerekiyor. Ne demek nokta? Şimdi nokta dediğimiz şey şu aslında. Burada e, mesela okuyabildiğimiz bir nokta x için burası. Bu ne demek? Bu noktanın dikkat edelim kütleye denk gelen kısmı 80. Hacme denk gelen kısmı ise 20. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. O zaman 20'yi de bu şekilde yazıyoruz. Peki 80 ve 20 dersek işte biz buradan yoğunluğu hesaplayabiliriz. Hemen nasıl hesaplıyorduk? Dede muzu böl ver. Hemen M'sine neydi bunun? 80'di. 80 ama sadece bu noktaya bakacağım. Dikkat. Et. Burada da 60 40'a hiç önemli değil benim için. Sadece bu noktaya bakıyorum. 80 bölü bu noktanın hacmi de 20. O zaman 4 Birimi ne? Bunun buna bölümü. Gram bölü santimetre küp. Bu nedir? X'in. O zaman X'in yoğunluğunu bulmuş olduk. Harika. X'in yoğunluk. Aynı şekilde Y'nin yoğunluğunu bulacağız. Y'nin yoğunluğu da aynı şekilde bak ne yapıyoruz? Bir nokta alıyoruz. Mesela bu nokta. Bunu aldığımız zaman kütlesi 100. Hacmi hop 40 çıkıyor. 100 bölü 40'tan 2,5 buçuk gram bölü santimetre küp çıkıyor. Devam edelim. Devam edelim. Z'nin yoğunluğunu bulalım. Z'nin yoğunluğunu hesaplarsak. Hemen yine bu noktayı seçiyorum bu sefer. 100. Burası da 50. 100 bölü 50'den hop 2 gram bölü santimetre küp diyoruz. Sonrasında bu noktayı seçiyorum T için. Okuyabildiğim noktayı seçiyorum. DT diyorum yoğunluğu. Burası 40 burası 50. 40 bölü 50'den 0 tam onda 8 gram bölü santimetreküp. Şimdi hemen bana söyler misin? Hangisi en yoğun maddedir? Ve bir kabın içine attığımız zaman hangisi en aşağıda kalır evladım benim? X maddesi hocam. Harika harika harika. X maddemiz yoğunluğu en fazla olandır. Bravo diyorum sana. Peki bize ne söylemiş o? Bu maddeler yoğunluğu bir gram bölü santimetreküp olan sıvıya yani su aslında demek istiyor. Çünkü suyun yoğunluğu, suyun yoğunluğu hemen buradan sana hatırlatayım. Bir gram bölü santimetre küptür. İşte bunu atıldığı zaman diyor, ne olur diyor, maddeler nasıl durur diyor. Hemen sana çizeyim. Burada mesela dört gram bölü santimetre küp olan ne olur? Dibe çatarank diye çöker. Neden? Çünkü e, dört gram bölü santimetre küp olan x maddesi birden çok daha fazla. Şuna bakalım. Z de çöker. Z de çöker. Hop hop hop. Aynı zamanda y de çöker, o da iki buçukmuş, bakar mısın? O da çöktü. Ebine kaldı. E bu sıfır tam onda sekiz olan t kaldı. O da yukarıda böyle yüzer diyebiliriz. Yukarıda o da burada yüzer diyebiliriz. İşte maddenin konularını da bu şekilde buluyoruz. Yani batıp batmaması aslında buradan hesapladığımız yoğunluklarına bağlı diyor. Evet geldik şimdi. Suyun yoğunluğuna bakalım. Yine dedem uzun böyle ver e, şey formülü geçerli ama su da şuna dikkat edelim. Normalde maddelerin katıları mı daha fazla yoğundur, sıvıları mı daha fazla yoğundur evladım beyim? Katılar daha yoğundur. Harika. Normalde katılar daha fazla yoğundur. Yoğunluk aslında taneciklerin birbirine ne kadar yakın olduğunu söylersek o kadar yoğunluğu fazla diyebiliriz. O yüzden biz burada e, katı taneciklerin yoğunluğu daha fazladır diye bir göre. Ama suda acayip bomba bir özellik var. O da su altı yaşamın korunmasını sağlayan muhteşem bir mucize. Normalde katılar daha fazla yol olur sıvılarına göre ama suda tam tersi. Suda resmen yer, su altındaki yaşam korunsun diye dünya üzerinde böyle bir sistem oluşturulmuş. Gerçekten harika bir sistem. Su donduğunda buzun hacmi artıyor. Hatta o yüzden cam şişede veya işte plastik şişede suyu buzluğa koyduğumuz zaman Donduğu zaman patlar o şişe. Neden patlar? Çünkü hacmi artıyor. Yoğunluğu da bu yüzden azalıyor. Çünkü unutmayalım. Yoğunluk hacimle ters orantılı. Kütleyle doğru orantılı. Ne kadar kütlesi fazla olsa o kadar yoğunluğu fazla oluyor. Ne kadar hacim fazla olsa o kadar yoğunluğu az oluyor. Mesela hemen sana bir örnek. Bir kilogram demir mi dağırdır? De bir kilogram pamuk mu de ağırdır. Demir ağırdır. Evet, herkesin yaptığı hatayı yaptın. Demir niye ağır olsun? Evladım, İkisi de bir kilogram diyorum. Bak, bir pardon, şöyle yapalım. Bir kilogram demir yazalım buraya. Bir kilogram, bir kilogram pamuk yazalım buraya. Şimdi, sen tabii şey diye düşünüyorsun. Demir daha ağırdı. Öyle şey mi olur? Canım böyle. Hayır öyle bir şey değil işte. Bak, şöyle oluyor orası da. Hemen sana şöyle izah edeyim. Bir kilogram demir gerçekten ufacık, minnacık bir şeydir. Şu kadar bir şeydir. ...bir kilogram pamuk da böyle bir şeydir bu arada. Bu arada böyle bir şeydir. İnsanın aklı hemen şeye gidiyor. Ya yoğunluğa gidiyor. Hangisi daha yoğundur dediği zaman... ...evet bu daha yoğundur. Neden? Çünkü bu kadarcık minnacık hacimde bir kilogram ağırlık var. Elimize aldığım zaman pat diye böyle ah, ah elim çöker. Ama bir kilogram pamuk aldığım zaman da eşek kadardır. Hani onu almam bile çok zor. Avuçlamam da falan çok zor. Dolayısıyla ne oluyor... İşte burada sanki sen yoğunluk cevabını veriyorsun aslında. Yani bir kilogram demir mi daha yoğundur? Bir kilogram pamuk mu daha yoğundur? Demir daha yoğundur. Harikasın. Demir daha yoğundur diyorsun ama doğru söylüyorsun aslında. Süpersin. Ama hangisi ağır dediğim zaman ikisi de aynı kilogramda yahu. İkisinin de ağırlığı aynı olacak. Dolayısıyla burası birbirlerinden farklı. Unutmayalım. İşte su da, su da çok enteresan. Donduğu zaman normalde küçülmesi gerekiyorken ...büyüyor, hacmi büyüyor... ...dolayısıyla yoğunluğu azalıyor ve so bu sayede... ...su e, yüzeye çıkıyor... ...nasıl buzlu bir içecek içtiğimiz zaman... ...buzlar yukarıda yüzer ya... ...normalde aşağı çok mesela buz katı bir şey... ...daha yoğun bir şey ama öyle değil işte... ...su da tam tersi olduğu için su altındaki yaşam korunuyor... ...çok e, mükemmel bir özellik... ...göllerin altında yaşam devam ediyor... ...üstü donsa dahi ...evet hemen geldik artık yedinci sınıf tekrarımıza... ...kütle ve ağırlık konumuzla beraberiz... ...kütle ve ağırlık gerçekten çok değerli bir konu... ...çünkü kütle mesela senin e, senin ağırlığın ne kadar evladım benim? 90 kilogram. İşte patladın. 90 kilogram diyorsun ya bak kilogram ağırlık değildir. Kilogram kütledir. O yüzden senin kütlen kilogram şey e, 90 kilogramdır. Unutmayalım. Dolayısıyla kütle ve ağırlık aynı şey değildir. Ağırlık bir kere bir kuvvettir. Bak bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ağırlık bir kuvvettir. Ama kütle bir madde miktarının ölçüsüdür. Yani bir ölçümdür aslında kütle ölçümü. Peki ağırlık ne, nedir peki biliyor musunuz? Ağırlık bir yer çekimi kuvvetidir. Bu arada yani yer çekimine, yer çekimine sebep olan kuvvete e, biz ağırlık diyoruz. Yer çekimi kuvveti aslında bizim bildiğimiz ağırlık. Zaten Newton'un kafasına elmasını düşen şey de aslında yer çekimi kuvvetiydi. Yani o elmanın ağırlığıydı. Dolayısıyla bu farklı bir şey bir de o elmanın kaç gram olduğu farklı bir şey eğer o elma e, işte e, 100 gramsa sallıyorum bu dünyada e, işte e, şey oluyor 10 newton oluyor galiba böyle bir şey 10 newton gibi bir şey oluyor ama ayda farklı olabiliyor dolayısıyla hepsi birbirlerinden farklı nasıl bakalım şimdi sana bir bak bir kere kütlerin birimleri kilogram ve gram olabiliyor veya işte desigram bunların hepsi olabilir ama kütlerin birimi gram cinsinden unutmayalım. Ama ağırlığın birimi ise kuvvet olduğundan dolayı Newton'dır diyoruz. Burası çok önemli. Mesela bak elmayı oluşturan taneciklerin miktarı kilogramla ölçüyoruz. Biz kütle diyoruz buna. Ağırlığa ise elmaya uygulanan yer çekimi kuvveti diyoruz. Ve biz kütleyi ölçerken kütle ölçümü yapan ...eşit kollu terazi kullanıyoruz... ...bak bu kelime çok önemli... ...eşit kollu terazi... ...lütfen bunu aklına kazı... ...not alıyorsan notunu yaz... ...ağırlığı ölçerken ne kullanıyorduk... ...bunu zaten söylemiştik... ...dinamometre kullanıyoruz... ...ağırlığı ölçerken... yay sistemiyle oluşturulmuş bir yapı... ...dolayısıyla kütle varlığın farklı olduğunu bileceğiz... Peki ya ben bunun farkı nasıl öğreneceğim? Yani nasıl göreceğim daha doğrusu? Yani şimdi ben dedim sana ağırlığını sordum sana hemen bana ne 90 kilogram. Hayır öyle bir şey değil işte. Yani ağırlık dediğin şey aslında farklı bir şey. Ağırlık kütle değil. Dolayısıyla bunlar peki nasıl değişiyor? Bakalım sana. Şimdi bir kere e, cismlerin ya, kütlesine etkilen yer çekim kuvvetine biz ağırlık diyoruz. Ve ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişiyor. İnanılmaz değerli bir bilgi bu. Yani ben... Dünyanın da farklı yerlerinde farklı ağırlıktayım. Hatta dünyadan aya gittim diyelim. Mesela ay turizme başlıyor şu yakınlarda inşallah başlıyor. Ay turizme başladığı zaman aya gittiğim zaman çok daha hafifim aslında. Hatta dünyadakinin altıda biriyim. Hatta ayda yürürken ay yürüyüşü diye bir şey var. Hatta danslarda falan da var böyle. Böyle şöyle sanki böyle kayıyormuşsun gibi olur. Çünkü o kadar az bir yer çekimi kuvveti var ki dünyanın altıda biri. O zaman şöyle düşünelim. Hemen sana bir örnek vereyim dünya diyeyim hadi birazcık da e, uzay seyahatine başlayalım seninle beraber. Şimdi dünyada ve ayda bizim kütlemiz bir de ağırlığımıza bakalım. Şimdi burada sana bir örnek vereceğim anlayacaksın olayı da. Dünyada mesela sen demin sana, bana söylediğin gibi 90 kilogramsın. Ayda da sen 90 kilogramsın. Çünkü elin kolun hala yerinde değil mi? Hiçbir şey değişmedi. Dolayısıyla aynısın. Sen kütle olarak madde miktarı değişmedi aya gittiğin zaman. Diyelim madde miktarı değişmedi. 90 kilogramsın. Peki dünyadaki ağırlığın ne oluyor biliyor musun? Yaklaşık 900 Newton oluyor. Aydaki ağırlığın da bunun altıda biri oluyor. Yani 150 Newton oluyor. Dolayısıyla sen aya gittiğin anda bir anda altı kat hafifledin. Yani inanılmaz derecede oh be rahat rahat. Böyle elimizi kaldırırken mesela biz de zorlanıyoruz ya biz mesela. Veya işte oturuyoruz bir sandalyede ya böyle kalkarken ay ne zormuş falan kalkmak istemiyorum yatıyorum falan. Diyorsun ya işte o o aya, aya gittiğin zaman hiç öyle bir şey olmayacak. Böyle pıt diye kalkacaksın. Çünkü sen zaten kasların dünyadaki yer çekimine karşı organize edilmiş çok güzel. Ona kuvvetten misin? Aya gittiğin zaman o sana çocuk oyuncağı gibi olacak. Hani derler ya. Mesela bu şu anda biz buradaki kitaptan yenisi soruları çözüyoruz ve birazcık daha uzun ve birazcık daha kapsamlı, tarayıcı, belirleyici sorular çözüyoruz. Sonra ne olacak? Birazcık daha kolay soruyu çözünce pıt diye iki saniyede çözeceğiz. Aa bunlar bizim için bebek oyuncağı diyeceğiz. Aynı onun gibi aslında. Burada da dünyada ve ayda ağırlıklarımız farklı oluyor. Dünyada ve ayda ağırlıklarımızın farklı olması ne demiştik? Yer çekimi kuvvetinin aslında bulunduğu yere göre değişmesinden kaynaklanıyor. Bunu unutmayacağız. Bir de şöyle bir şey varsa aynı dünyamızın içerisinde de böyle. Bu arada mesela yer çekim kuvvetinin değişmesi ağırlığın da değişmesi ne oluyor demiştik ya. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça cismin ağırlığı azalıyor mesela. Mesela ekvatorda cismin ağırlığı daha az. E, kutuplarda daha fazla oluyor. Çünkü dünya ekvatordan e, kutuplardan ba, ba, e, şeydir basıktır. Dolayısıyla ben mesela kutuplarda burada olsam bir de ekvatorda böyle olsam hangisine daha ağırdım desek dünyanın merkezine kutuplarda daha yakın ekvatorda daha uzak olduğundan dolayı burada daha ağırız. Burada ağır burada hafifiz, daha hafif. Yani bu ikisine göre tabii ki. Burada aynı şekilde mesela dünyada mesela Everest tepesinin üstüne çıktın Everest tepesinin üstüne çıktığın zaman mı daha ağırsındır? Deniz seviyesinde mi daha ağırsındır? Deniz seviyesi hocam. Harikasın. Deniz seviyesine daha ağırsın. Çünkü dünyanın merkezine daha yakınsındır aslında. Öyle bir mantıkta düşünebilirsin. Dolayısıyla yukarı doğru çıktıkça bizim ağırlığımız azalır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ağırlıkları sıralayayım demiş. O zaman ağırlıklar olarak K büyüktür. L büyüktür. M eşittir P'dir. Çünkü aynı yükseklikte dikkat etsen büyüktür N'dir şeklinde bir sıralama da yapılabilir. O zaman bugün seninle beraber harika bir şey kuvvet ve etkileri, kuvvetin ölçülmesi, yoğunluk ve kütle ağırlığı öğrendik. Sana hemen bir daha ödevini hatırlatmak istiyorum. Aşırı önemli, aşırı değerli bir ödev yapacağız seninle beraber. Kuvvetin ölçülmesinden başlıyoruz evladım benim. 7'den 8'e hazırlık kitabımızdan, kuvvetin ölçülmesinden tespitinden başlıyoruz. 5. sınıf tekrarını yapıyoruz. Ardından yoğunluk 6. sınıf tekrarını yapıyoruz. İki tane testimiz var. Yoğunluk önemli bir konu. Ardından yedinci sınıf testimizi yapıyoruz. E, test dördü ağırlık ve ağırlığın ölçümcüsü. Bunların hepsini unutmayalım. Kritik kazanımlar. Kritik kazanımlara göre ilerliyoruz. Tabii ki sana yeni nesil matematikten de ödevini vereceğim bu arada. Onu da vermeyi ihbar etmeyeceğim merak etme. Ve yediden sekize hazırlık setimizden bütün ödevlerimizi veriyoruz. Ve programımızı odamızın duvarına asıyoruz. Her gün teker teker videolarımızla ve harika bir şekilde ödevlerimizle bu işi tamamlıyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla bakalım. Teşekkürler hocam görüşürüz.